süper gün serimize devam ediyoruz. Son 2 maçtır kazanıyoruz arkadaşlar ve 4 maçın sonunda 7 puan ulaşmıştık ve bugün 5 maçın sonunda 10 puan ulaşıp puan ortalamamızı 2'ye yükseltip liderlik yolunda en önemli adımlara çıkacağız. Bugün ligdeki sıralamamızı da belirleyeceğiz. Göstereceğim size arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir önceki bölüm o kadar iyiydi ki, o kadar sevmişsiniz ki like atmayı unutmuşsunuz. Bakın arkadaşlar, sadece 2500 beğeni gelmiş. O yüzden bak, bu video like atın. Süper güç sürekli bitme noktasına geliyor. 43. bölüme geldik. Şu bitme noktasına getirmeyin şu seriyi. Çok seviyorsunuz. 43. bölüm oldu. Zar zor 2500 olmuş. Yani 2500'ü geçmezse bitecek. Kontrol edin. Bakın çok önemli. 1B, 2B, 3B demeden like'ları yardırın. Ve 31 beğeniyi geçersek devam edeceğim bu sefer. Söz veriyorum. Bu sefer basit verdim. Ama bir geçti mi diyor, kontrol edin ve like'ınızı atın. Bak, bilgi videolarındaki gibi 31 beğeni istedim. Haberiniz olsun. Ve eğer bu kanala hala abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açın. Çünkü bu kanal sizin için var. Sürekli mükemmel içerikler geliyor. Hemen ana sayfaya gidiyorum arkadaşlar. Ve buradan da karşı atağa gireceğim. Karşı atakta bir en az 4 gol atıp rahatlamak istiyorum. Bugün diziliş falan değiştireceğiz. Aslında iyi gidiyorduk. 2 maçtır kazanıyorduk. Bir önceki maç biliyorsunuz 4-3 kazandık. Ve şimdi neler işleyeceğiz bilmiyorum ama 5 maçın sonunda, teki tek maçında 10 puan ulaşırsak sonunda 2 puan ortalamasını tutturacağız. Ve bakalım şu anda bizim ligde 2 puan ortalamasındaki takım kimmiş, ona bakacağız. Onu da sonra göreceğiz. Yine Galatasaray formasıyla çıkıyoruz. Artık bir bakmak lazım oraya, onu da söyleyeyim yani gerçekten. Oraya artık bir bakmak lazım. Şu formaları bir araştıralım yani cidden. Hemen bu maçtan sonra formalara da bakacağız. Ama önce şu maçta bir gollerimizi atmamız lazım. En az 4 gol kesin atmak zorundayım. Yani atamazsam olmaz kesinlikle. Atmak zorundayım. Net zorundayım yani. Zorunluluk içeren bir durum. Larin şimdi. Kyle Larin. Larin'den çok güzel geçti. Jarvinho, kaleci nasıl kurtarırsın? Nasıl kurtarırsın? En az 4 gol lazım diyorum ya. Abi bir şey söyleyeceğim, çok kötü şu an. Gerçekten Caner. Caner'den müthiş bir frikik. Caner Erkin harika gol. Hadi abi. 3 gol daha acil. Jarvinho. Ver bir ara pası. Larin'e. Larin oğlum çok güzel yerden attı pası da, kaleci kurtardı. Hiç beklemiyordum. Açıktan atsana pası ya. O kadar zor deniyor ki, çok da iyi attı aslında pası. O yüzden hiçbir şey demeyeceğim. Ama mantıklı denemedi. Marka o nasıl bir kafa vuruşu. Öyle bir yere gitti ki top. İnanılmazdı gerçekten. İkinci gol rakip attı. Jarvinho topu şimdi uzaklaştırdı. İnanılmaz transferler var bugün arkadaşlar bu arada. Like'lara devam o yüzden ya. Her transfer için gaza getiriyorsunuz beni. O yüzden like'lara devam. Çıkıl dağıl direkt. Abi bu nasıl bir maç? Mesut atar. Mesut kaçırır mı oğlum ya? Mesut kaçırır mı? 3. İnşallah risk almamışımdır. Allah da kahretmesin. O nasıl bir fırsat? Gerçekten Mesut lütfen vur. Mesut nasıl kafa vursun? Abi yazıklar olsun. Gerçekten 3 gol atabildik ya. Bir türlü müthiş fırsat vermedi. Ama bu kadar da az olmaz. 50 milyon tane fırsat yakaladık. Yani gerçekten sadece bir vermesi çok yani saçma. Çünkü 20 fırsat falan yakaladık. Onda bir bile veriyorsan 20 tane de 2 fırsat vermesi lazım. Müthiş fırsat inatla vermedi arkadaşlar. 3 gol atabildik sadece. Belki denesek daha iyi atardık ama ben artık gelir diye düşündüm. Bayağıdır gelmedi çünkü. Ve arkadaşlar maçta 3 tane golümüzü attık. Dolayısıyla 3 transfer yapabileceğiz büyük bir ihtimalle ama duruma göre de bakacağız. Şimdi diziliş değiştirme zamanı arkadaşlar. Dizilişimiz değişiyor. Hemen dizilişlere geliyoruz. Ve buradan arkadaşlar tam olarak hangi dizilişe geçeceğimizi ben de bilmiyorum ama bir 5-2-2-1 dizilişi akabilir diye bir 5-2-2-1 dizilişini seçtik. Şimdi Çıkıldağ'ı burada. Çıkıldağ'ı burada kalsın. Caner burada kalacak. Caner'in mevkisi bu arada orası olacak. Birazcık garip olacak ama evet, Caner orada. Rossi burada ya. Şimdi önce bir Rossi'yi kadrodan çıkartıyoruz. Rossi yerine bir transfer geliyor arkadaşlar. Hemen pazara gidiyoruz. Ve 3 transfer hakkımızın birincisini şu anda sizlerle birlikte yapıyoruz. 109 yan yapıyorum. Takım Trabzonspor yapacağız. Hemen Süper Lig'e geliyoruz. Ve Trabzonspor olarak ayarladık. Kaydı taratma dedik. Ve hamşikleri gördük. Pozisyonda Meo yapalım, sadece hamşikler çıksın. Hamşik ne kadar bilmiyorum. Hamşik abartma biraz. 15'e var hamşik. İnşallah çok abartmaz. Hemen fiyata geleceğim arkadaşlar. 12,5 milyon olarak yazıyorum buraya. Ve hamşik çıktı. Güzel. 7,5'a var. 6,5'a var. 6,400'e var. 6 milyon 461 bin coin ise attığınız like'lar için, bak çok atmamışsınız like ama alıyorum. Bu videoya atacağınız like'lar için alıyorum onu. O yüzden like'ınızı atın. Haydi Trabzonlular, gösterin gücünüzü. Marek Hamşik'i aldık arkadaşlar. Gerçekten derbide de şov yapmıştı Beşiktaş derbisinde. Marek Hamşik geldi şimdi. Ve şimdi kadromuza da eklenecek. Hamşik olarak gelecek. Rossi de gidiyor arkadaşlar. Pozisyonda oynasın, kimya gelsin falan demişsiniz. Çok da haklısınız. Marek Hamşik'i buraya yerleştirdik. Şimdi sol tarafa alalım bir Hamşik'i. Şimdi arkadaşlar, şimdi sıradaki transferimize bakacağız. Ama sıradaki transferimize bakmadan önce de kimi nereye alacağımızı, gerçekten o kadar karışık ki her şey, tam olarak ne yapacağımızı bilmiyorum. Sol kanat beke bir transfer yapacağız. Ama o transfer gerçekten çok kaliteli bir transfer olacak. Ama şu anda kafalar o kadar karışık ki ben kimi alacağım, kimi çıkaracağım onu bilmiyorum. Çünkü sol kanatta birisi var. Sol kanat bekte de birisi olacak. Vallahi Van Aanholt'u alıyorum arkadaşlar. Patrick Van Aanholt'u alayım. Şu an karar verdim. Van Aanholt takıma geliyor. Buraya an yazıyorum. 107 yan yapıyorum. Arama diyorum.
Ve evet, 2 milyon 600 bin coin'si var. Hatta 1 milyon 700 bine de gördüm. 1 milyon 750 bin yazıyorum buraya. Ve bakalım unhold çıkacak mı? Ve 1 milyon 717 bine var. 1 milyon 717 binlik herhalde okey olan galiba, da daha ucuza da belki buluruz. Çünkü inanılmaz fiyatları var. 1666'ya var mesela. Hemen 1667 olarak aratalım bir de arkadaşlar. Bakalım çıkacak mı? 667 bin diyorum. Ve aratıyoruz. Ne geliyor? Evet, bir tane var zaten. 1 milyon 666 bin coin'si de var. Unhold'u aldık. Ve ana sayfaya gelelim. Bana notta güzel şutlar çekebiliriz. Güzel fırsatlar bulursak. Sol kanat bek için de gerçekten uygun bir futbolcu. Caner Erkin de o kadar iyiydi ki yani çıkartmaya kıyamadım. O yüzden Caner Erkin'in kadroda durmasını istiyorum. Çünkü çok işe yarıyordu. Böyle işe yaramaya devam ederse dursun kadroda. Bu arada Van Aanholt zaten varmış bende. Neyse, sıkıntı yok. Bunu da aldık. Ve şimdi arkadaşlar sol kanatımıza bir transfer yapacağız. Ama şimdi acaba Gervinho mu kalsın, Gezal mı kalsın, o konuda birazcık kararsız kaldım. Tam olarak orayı ne yapacağımızı düşünüyorum şu anda. Çünkü Beşiktaş'ta oyuncu sayısı 2'ye düşebilir. Düşerse diğer bölüm kesinlikle tekrardan 3'e çıkartırız ama şu an tam olarak ne yapalım o konuda kararsız kaldım. Şu anlık arkadaşlar Gervinho çok iyi oynadığı için ben bir sol kanata transfer yapacağım. Ve Gezal yerine alacağım o oyuncuyu. Hemen geliyoruz. 109 gen diyoruz. Ve Rossi. Gezal zaten çok kaldı bu kadroda. Ve yerine daha çok oyuncular gelecek. O yüzden şimdilik arkadaşlar şöyle bir olay yapıyorum. Bu arada arkadaşlar dolu dolu like atsanız, bir sürü like atsanız, siz 100 milyonlarca like atsanız, ki Rossi zaten herhalde oyunda yok arkadaşlar. Rossi'yi galiba alamıyoruz. Rossi 107 gel sanırım arkadaşlar. Evet, 108 gelmiş Rossi. Tamamdır. Rossi birazcık pahalı gibi de duruyor. Bölümün en pahalı transferi abi. Ben gerçekten bu kadar transfer yapmanızı hak edecek kadar like atmadınız ama... Yine de ben yapıyorum. 27 milyon falanmış. Bu ne oğlum, manyak mısın? Rossi niye bu kadar pahalısın ya? Rossi niye bu kadar pahalı abi, ben anlamadım. Arkadaşlar 26 milyon 721 bin coins'te Rossi'ye verdik. Gerçekten inanılmaz ötesi özelliklere sahip. Elimizde de tam 61 milyon kaldı. Trabzonspor'un 61'i. Ve hemen abi Gezal'ı şimdilik sol kanata atıyoruz. Ve buraya da arkadaşlar Rossi'ye hemen ekleyeceğiz. Rossi'nin de becerisi bayağı bir düşükmüş bu arada. Ve birazcık beceri de yükseltebiliriz. Ve hemen bir kadromuza bakalım. Şimdilik kadro bu bölümlük böyle kaldı. Kadroda kesinlikle bir Beşiktaşlı oyuncu yorum öneririm. Çünkü Beşiktaşlı kesin oyuncu alacağız diğer bölümde. Kimi istiyorsanız yorumlarda hızlı bir şekilde önerinizi yapın arkadaşlar, alacağız. Şu anda 3 tane Fenerbahçeli, 2 tane Beşiktaşlı, 2 tane Trabzonsporlu ve 3 tane de Galatasaraylı oldu. Bir tane de şeyden oldu, Karagümrüklü. Yani şu anda Trabzonsporlu bir tane arttı, Beşiktaşlı bir tane düştü gibi oldu. Eşitlendi Trabzon Beşiktaş ama tabii ki de ayarlayacağız. Trabzon da lider artık, yani 2 oyuncu Trabzon'dan olabilir, sıkıntı yok. Şimdi teke tek maçına gireceğiz ve teke tek maçını kesinlikle kazanmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani %100 kazanmak zorundayız. Eğer kazanırsak 5 maçın sonunda 10 puan oluşacağız. Ve arkadaşlar şu anda eğer biz bu maçı kazanırsak 2 puan ortalamasıyla ligde 2. sıraya yükseliyoruz. Çünkü Hatayspor şu anda ligde 2. sırada. Ve Süper Lig'de arkadaşlar Hatayspor'un puan ortalaması 2'den çok az, bir şey daha düşük. Trabzon zaten 1. sırada ve 2'den yüksek. Biz de 2. sıralamaya olduğumuz için Trabzon'la Hatay arasına giriyoruz. Ve ligde 2. sıraya yerleşiyoruz. 2 puan ortalamada takım yok. 2'nin altı ve üstü var. 2'nin üstündeki tek takım zaten Trabzonspor. Onun altına ineceğiz. Eğer kazanırsak, kazanamazsak da sonucu yine size söyleyeceğim. Ama ligde 2. sıraya yükselip Şampiyonlar Ligi umutlarına, hatta belki Trabzonspor'u geçme umutlarına da gelebiliriz. O yüzden bu maçı kesin kazanmak zorundayız. Hemen şimdi sizlerle beraber teke teke gireceğiz. Ondan önce de ben birazcık beceri yükselteyim. Arkadaşlar Rossi 12. seviyede, 14 yapayım dedim. Zaten diğerleri 14 ve üzeridir hepsi. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Maçımıza gireceğiz. Herkesten iyi bir performans bekliyorum. Hamşik Mesut ikilisi orta sahada neler yapacak? O kadar merak ediyorum ki, gerçekten çok destansı transferler aldık bu arada. Bir transfer hakkımız daha olsaydı yine Beşiktaş'tan birini daha alırdık ama şimdilik böyle kalsın. Beşli defanstayız. Takıma güveniyorum. Haydi bakalım süper güç. Haydi göster gücünü ve 5. haftanın sonunda 10. puanımızı alalım ve ligde 2. sıraya yerleşelim. İnşallah yerleşebiliriz. Hemen şimdi maçımıza başlayacağız. Oynaya bastık arkadaşlar. Bu arada Galatasaray hariç hiçbir takımın forması yok bu hesapta. O yüzden şu anda formayı değiştirdik ve artık herhangi bir takımın formasını giymemeye çalışırız. Zaten bir tek Galatasaray'ın forması var Süper Lig'den. Geçen bölümlerde de giydik. Şimdi TOTS formasını giydim arkadaşlar. Bizim takımımız 152 gen 524 kimya. Rakibimizin takımı 132 gen 164 kimya. Bakalım başımıza neler gelecek. Kazanabilecek miyiz? Göreceğiz. Cehenneme hoş geldin diye bir ligde oynuyor. Benim de ligim Türk Ordusu bizim ligimizde. Cehennem hoş geldin ligine karşı Türk Ordusu. Bakalım neler yapacak arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Haydi bakalım maç başlasın. Muslera kurtardı. İlginç bir pozisyonda arkadaşlar. Ama rakibin internetinde gerçekten abuk sabuk bir sıkıntılar var şu anlık. Bakalım neler yaşayacağız. Mesut şimdi. Kullandı hemen. Rossi aldı. Taştan gol mü geliyor? Rossi iyi bir şut gelir mi? Rossi kaleci son anda kurtardı. Rossi takımdaki ilk şutu. Van Aanholt'un taçında.
Gerçekten bir anda pozisyona girdik ve Hamsik şimdi korneri kullanacak. Marek Hamsik, kimince bomboş ama savunmadan müdahale geldi. Boşluğu kapattı savunma ve Mesut Özil orada bir hatalı bir müdahale denemesi geldi ve şimdi rakip geliyor. Caner yetişir mi? Bak Caner, seni boşuna takımda tutma. İşte Caner'i bunun için takımda tuttum. Gerçekten bunu çok iyi yapıyor. Sol stoperde de oynuyor Reis ya. Harbiden çok iyi oynuyor. Mesut şimdi. Mesut. Mesut kime atacak? Kimse kaçmıyor ki abi. Caner, 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 neler yapıyorsun Caner? Helal olsun sana be. İlk yere 0-0 beraber bitti. İkinci yere atak oynayacağım. Kazanmamız çok önemli. Beraberlik de çok problem değil bu arada ama kazanırsak çok çok daha iyi olacak. Haydi çocuklar, haydi kazanalım ya. Mesut Özil şimdi. Larin ve Van Aanholt. Geriye döndü bu arada bir anda, rakibe geçti yine. Kimince müdahale edemedi. Ve kaleci Muslera, çok önemli bir kurtarış. Çok önemli bir kurtarış. Çok teşekkürler Muslera. Lütfen yemeyin beyler. Lütfen şu an gol falan yemeyin. Rica ediyorum, gol falan yemeyin. Olmaz şu an çünkü. Kullanılacak. Kullanış yapıldı. Hamsik karşıla. Hamsik nereye karşılıyorsun? Rossi. Hamsik. Çok iyi çıktık. Larin şimdi. Larin önünde Gervinho var. Nereye atıyorsun? Larin uzun bir pas. Gervinho bomba. Çok güzel pas atıyor. Gervinho kontrol. Çok güzel kontrol. Gervinho gidiyor. İki Trabzonlu gidiyor. Gervinho, Hamsik nereye gittin? Hamsik nereye gittin? Arkadaşlar şaka gibi. Abi neden kenara kaçıyorsun? Dümdüz koşmaya devam et. 61'de iki Trabzonlu gol atacaktı. Rossi. Rossi'nin pası geriye. Çok kötü bir pas. Ne yapıyorsunuz abi? Ne biçim pozisyon alıyorsunuz ya? Abi o kadar anormal ki şu an yaşananlar. Yani gerçekten. Kim Mince şimdi? Kim Mince çok iyi pas. Van Aanholt. Aanholt Hamsik. Hamsik'ten Rossi. Rossi. Larin. Larin. Larin neyi bekliyorsun oğlum ya? Abi şaka mısınız? Gerçekten şaka gibi abi. Kim Mince yine aldı. Abi topu alıyorsunuz bari. Alın şu topu. Caner al onu. Caner yemin ederim son anda hep müdahale yapıyor. Kim aldı yine? Kim aldın topu? Al artık ya. Müdahale ediyor, almıyor topu. Arkadaşlar inanılmaz bir maç. Yani her şey olabilir şu an. Marcao'dan bir pas şimdi Aanholt. Aanholt'tan da pas Hamsik. Hamsik aldı gidiyor. Rossi lütfen düzgün ol. Çok güzel. Şimdi Larin. Larin koş Mesut. Koş Mesut. Çok güzel bir koş işte bu. Hadi Mesut. Mesut gidiyor. Larin'den arka pas. Mesut Özil. Dakika 86. Mesut Özil'in golüyle 1-0 öne geçiyoruz. 3 puan geliyor mu? Mesut Özil attı, rakip maçtan kaçtı. Mesut Özil'den harika gol. Çok önemli bir dakikada. Çok önemli bir anda. Çok güzel bir gol. 2 puan ortalamasına sonunda bizi ulaştıracak mı? Kayarak vurdu. Golünü yattığı yerden izledi Mesut Özil. 1-0 öndeyiz. Çok saçma bir maçtı. Gerçekten çok saçma bir maçtı. Ve sonunda golü bulduk. Şimdi Hamsik yemeyelim sakın beyler. Bak yemediniz o kadar, yemeyelim. Yemeyelim. Mesut çok iyi koşu yaptı. Çok teşekkür ediyorum o koşu için. Gerçekten bir akıllı hareket görmemiştik sağda çünkü. Hadi Caner. Beyler Caner de yok orada. Bak. Ve eski bir Fenerbahçeli'den tabii ki de, bir Fenerbahçeli gol attıysa eski bir Fenerbahçeli durur mu? Yapıştırır golü. Solda dolan da 1-1 yapan gol geldi arkadaşlar. Ve maç 1-1 sonuçlanabilir. Golün santrası yapıldı. Gervinho. Rozya koşuyor. Rozya koştu bu arada. Rozya aldı. Rozya hadi lan. Hadi Rozya. Gitti. Güzel bir orta gelir mi? Rozya ne yaptın? Rozya açabilsene, sen çok hızlıydın. Abi güvendim ben Rozya'ya. Yemin ederim atsaydım da erken. O kadar güvendim ki. 1-1 bitti arkadaşlar. 5 maçın sonunda 8 puandayız. Hemen puan ortalamamıza göre ne durumda olduğumuzu hesaplayalım. Ve belki de oyuncu da silinebilir şu anda. 1-1 bitti maalesef. Ama son 3 maçta yani gerçekten 7 puan topladık. O da bir şeydir ve toplamda 8 puandayız zaten. 5 maçın sonunda 8 puandayız. Ve bakalım ne olacak. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen bir önce puanları ortalamamıza bakalım. Sonra çarkımıza geçeceğiz. Arkadaşlar ligde 1.6 puan ortalamasının bir tık üzerinde Fenerbahçe ile Beşiktaş var. Ve bir tık altında da Karagümrük var. Biz 8. ya da 9. sıralardayız. Görüyor musunuz? Yani eğer maçı kazansaydık 2. sırada olacaktık. Ama sırf berabere kaldığımız için 8. sırada falanız. Tabi ileride daha da netleşecek. 5 maçın sonunda 8. sıradayız ama kazansaydık 2. sıradaydık. Daha hiçbir şey belli değil. Şu anda sadece puan ortalamamıza göre bu durumdayız ama kötü bir durumda değiliz. Şimdi çarkımıza gideceğiz. Fenerbahçe'den Mesut Özil gol attığı için kesinlikle ve kesinlikle Mesut Özil'i koruyacağım arkadaşlar Fenerbahçe'den. Beşiktaş'tan Rozier'i koruruz ve Galatasaray'dan da yeni transfer olduğu için Aanholt'u korurum ve arkadaşlar aynı zamanda bir de Marek Hamsik de yeri geldi. 4. oyuncu koruduğumda Hamsik olacak. Şimdi hemen sizlerle birlikte çarkımıza geçeceğiz. 4 tane jokerimiz olacak bugün. Bakalım bu 4 joker arasında neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar geldik çarkımıza. Bu arada galiba Rozier'i ben joker yapacağım demiştim ama Larin'in asist yaptığı geldi aklıma. Çok da güzel pastı. Mesut gol attı diye jokerse Larin de asist yaptığı için joker olsun. Trabzon'dan Aanholt ve aynı zamanda bir de Hamsik'te joker. Jokerler burada zaten üst üste, denk gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama haydi bakalım çevirdik çarkımızı. Kim gelecek hep birlikte göreceğiz. Heyecanlıyım tabii biraz. Ama joker gelmiyor gibi. Kim siliniyor abi? Kim Mince'ye mi gidiyor? Kim siliniyor dedim. Harbiden kim siliniyor? Yani gerçekten geleceği gördüm arkadaşlar ve kim
siliniyor. Kimin silinmemesi için yorumlarda bakın sayıyı veriyorum arkadaşlar. 300 artı beğeniyle en az bir yorum. Kim silinmesin diyen yorumları beğenin, silinmemesini isteyenler. Yorumlara bakın, en çok beğenilen yorumu kesin beğen ve yorum yap. Çünkü en az 400 yorum. Bak 300 beğeniyle bir yorum ve en az 400 yorum. Sayı olarak da 400 yorum gelirse Kim Min Jae silinmeyecek. Bak net sayıyı verdim. Yapabilirseniz silinmez arkadaşlar. Yapmanız kolay. Silinmesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Sizin kendi keyfinize bağlı, durumunuza bağlı. Nasıl istiyorsanız öyle olur zaten. Hemen kadromuza geri geçelim. Yani tabii ki Kim Min Jae çok iyi arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim size. Yani çok iyi ama topu alıp sahip olmuyor topa. Yani top kapma, topa müdahalesi var. Kapma yok. Almıyor. Yani topa sahip olup devam etmiyor. Topa müdahaleyi yapıyor. Sonra top bir şekilde yine rakipte kalıyor. Yani en azından bu maç öyleydi. Korner gollerinde kafa topuna falan da çıkamıyor. İyi bir oyuncu, çok işe yarıyor ama Caner Erkin ondan daha iyiydi mesela bu maç. Ben bir Fenerbahçeliyim bu arada arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani öyle bir objektif olmadığımı zaten hayatınızda hiç görmemişsinizdir ama yani dediğim gibi Kim Min Jae'den ben açıkçası inanılmaz memnun değilim. Tabi oyunda da özel bir stoper Süper Lig'den bulmak zor. Ama isterseniz değiştirebiliriz. Yorumlarda belirtin şeklinizi. Şu anda zaten kadrodan çıkıyor arkadaşlar. Ve dediğim sayıda yorum gelmezse çıkacak. Tabii ki kalabilir. Benim kalmasını istediğim bir oyuncu açıkçası. Yani o kadar söylediğim şeyden sonra ama... Yine de değişebilir. Yerine de kim gelsin yorumlara yazın. Şu anda bile Vida falan gelebilir yani direkt. Yorumlara yazabilirsiniz. Diğer maçtaki karşı atak maçının ilk başlangıcı böyle olacak. Transfer önerileri yazın biraz yorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olun, bildirimleri açın. Çünkü bu kanal kesinlikle sizin için var. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. 8 puandayız 5 maçın sonunda. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.